90'larda burası bayağı sıkıntılıydı. Biz buraları boşalttık. Büyükşehir'e göç ettik ama Büyükşehir'de de hiç bir fayda olmadı bize. 4-5 sene biz buraya bayağı bir emek verdik. Köylüler el birliğiyle toplandılar. Kendi masraflarına hani başvurduk, belediyeye de başvurduk. Hiç bize yardımcı olmadılar gerçi. Herkes kendi gücüne göre, şeyine göre yaptık. Kimi işte bir çadır kurdu, kimi kendine göre bir varaka kurdu. Ben zaten demişim yani ben bu sene hep buradaydım, gitmedim. Yani doğayı seviyorum, yerimi seviyorum. Yani İstanbul hiç, ben İstanbul'u sevmem. Gitmem çünkü bize göre değil yani. Biz ayak uyduramayız oraya. Artık yaşımız geldi. Biz buradaydık çünkü biz bu köyde büyümüşüz. Burada doğmuşuz. Bizim toprağımız bu. Doğdu büyüdüğümüz yer burası. Öleyim de kendi toprağımdan öleyim. Vallahi arıcılık fikri nasıl ortaya çıktı? Çünkü buraya geldik, çocuklar işsiz. Hani elimizde bir geleceğimiz yok. Onun için önce birkaç tane aldık, sonra yavaş yavaş daha çoğaldık. Hani kendimize göre bize bir gelir gelsin diye bal satıyoruz. Ondan sonra hem kendi yiyeceğimiz hem çocuklarımız için. Yani çünkü doğal, faydalı şeyler. Keşke daha gücümüz olsa daha çoğaltırız, daha fazla bir arı yaparız. Hiç olmazsa bize bir gelir geliyor. Çünkü hayvancılık artık burada bitti, yapamıyoruz. Valla erkek işi de değil. Kadınlar öyle arıcılık yapıyor ki erkeklerden taş çıkarıyor. Gerçekten öyle yani. Benim bir komşum var maşallah. Sağması o, süzmesi o. Yapıyoruz yani erkekler. Onlar bir yapıyorsa biz iki yapıyoruz. En çok biz için çabalıyoruz. Oğlumuzu alıyoruz. Kovanları biz yardımcı oluyoruz. Çıtaları biz atıyoruz. Mumları biz hazırlıyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz. Arıcılık güzel bir şey yani. Ben olurum o güzelliğine sarı sarı çiçeklerle dolu dolu tepeğine. Bana bal mı? Geçmiş herhalde.